Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Açıkçası bölgeye böyle bir sebeple gelmeyi istemezdik ama ne yazık ki bir depremle kayıplarımız var. Öncelikle başımız sağ olsun hepimizin. Depremle yaşayan bir ülkeyiz. Bütün coğrafyaları kapsıyor ama açıkçası bu konuda başarılı da değiliz. Çünkü tedbiri alabilmiş bir ülke olamadık. Bunun içinde belediyelerin de suçu var, yönetimlerin, hükümetlerin de kusuru var. İnşallah bundan sonra daha hızlıca tedbir alan ve önceliği bu konu olan bir ülkeyi olmayı başarırız. Önceliği de son birkaç haftadır yine üzücü Gülistan kızımızla ilgili bir olay yaşanıyor. Ailemizi ziyaret etme niyeti ortaya koymuştuk. O aileyi de ziyaret ettik. Biraz dertleştik. Umut ediyorum o konuda da inşallah iyi haber olur. Hayatta bunlar da var ama bir yandan hizmet de var. Size başarılar diliyoruz. Tunceli bizim için çok özel bir şehir. Hem doğasıyla, hem insanıyla, hem de açıkçası genel başkanımızın memleketi burası. Dolayısıyla özel bir hassasiyetimiz var. Bütün belediyelerimizin, bütün yerel hizmetlerin iyi olmasını arzu ederiz. Bu bakımdan Tunceli sınırlarına özel bir ilgi gösteriyoruz, göstereceğiz de bütün ilçelerimize, şehrimize. Size de başarılar diliyoruz. İstanbul tabii bütün Türkiye'ye el uzatmak mecburiyetinde olan bir şehirdir. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi fark etmez. Her yörede bir izi olmalı. O sorumlulukla da belediye hizmetlerini yapıyoruz. Yani biz bir lütuf değil, tam aksine sorumluluğumuzu yerine getirme çabası içindeyiz. İnşallah güzel işbirliklerimiz olur. Dediğiniz gibi bu bir mecburiyet ziyareti ama Munzur'un tadını hem de işte Tunceli'nin güzelliklerini görmeye elbette yine geleceğiz. Otobüs. Arkadaşlar bunları konuşmayalım. Oğlum bak şu anda bizim öncelikli görüşmelerimiz var. Yani belediyeyle diyalog içerisindeyiz. Bizim çok belediyeli diyaloglarımız sürüyor. Bu anlamıyla da önümüzdeki dönem bir daha bu şehre geldiğimizde kapsamlı daha büyük bir programla bir araya geleceğiz. Kaçma, deprem anındaki kaçmaları ve Sayın Başkanım, nasılsınız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve ondan önce haklarını yememek lazım. HDP belediyeleri de yine diyor, o dönemde CHP belediyeleri tarafından kabul gördü de yasal statü verildi, ibadethane statüsü verildi. Geçen haftalarda yeniden bir oylama oldu. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediyelerine, İzmir, Ankara'da galiba oldu. Diğer belediyelerde de galiba bu yasal statü olarak, temelli olarak kabul görmek işin olacak. Sizlere teşekkür ediyoruz bu anlamda. Ama siz de tabii
mecliste geçmedi. Evet, olsun. Üzücü bir durum. Bir kere bu süreçte bize teşekkür edilmesini ben kabul etmiyorum. Görevimizi yerine getirdik. Zira bir inanç kavramında her zaman insanların o özgür inançlarına saygı duyan bir ortam var etmemiz gerektiğine inanan birisiyim. O bağlamda bir başka inancın bir başka inanca dair karar verme yetisi de olmaz. Daha farklı bir şekilde getirmek için hazırlığımızı yapıyoruz ama Şubat'ta, ama Mart'ta tekrar meclise gündem olarak taşıyacağız. Yani bizim orada cemevlerinin ihtiyaçlarını gidermeye dair meclisin karar almasına ihtiyacımız yok. Biz zaten yaparız yani yapıyoruz da. Belediyelerimizle biz büyükşehir olarak artık yapacağız ama manevi olarak onların da İstanbul'un kıymetli birer mabedi olduğu ve işte ibadethane olduğunun kayda geçmesi gerekirdi. Umarım yanlıştan dönerler. Onu da gündeme getireceğimizi ifade edelim. Siz alın. Ben var mı? Ama ciddi çıkarsa işte cemevler aslında bunun bir nevi de somut örneği işte. Yürüyor. Başka bir birinci konusu yok. Çünkü yaptığımız çalıştayda birkaç kurumumuzun ve bilim kurullarının ifadelerini söyleyeyim. İstanbul'daki bir depremin Türkiye bedelinin yaklaşık 500 milyar dolar civarında olacağı ifade ediliyor. Sadece depremde 3000'in üzerinde yangın, büyük depremde 3000'in üzerinde yangın çıkabileceği, bazı ilçelerimize giriş çıkışı bile mümkün olamayacağı noktasında simülasyonlar var. Şimdi biz göreve gelir gelmez bu konuda bir deprem seferberliği süreci başlattık. Bu konuda çalıştaylar yaptık. Şu anda yürüyen bir sistemimiz var. Önümüze program koyduk. Tabii bu ciddi bir program, ciddi bir yol haritası, ciddi bir işbirliğine ihtiyaç var. 39 ilçe belediyesi, valilik, merkezi hükümet. Yani bu işi alıp sahiplenmeli, sürüklemeliyiz, masada oturmalı. Hepimiz o masanın bir memuru olmalıyız. Amire ihtiyaç yok. Onun için deprem konseyi gibi şehrimiz adına hareket etmeli ve mücadele vermeliyiz. Bunu gündemde tutacağız. İnanın bu depremden iki gün önce rapor toplantısı yapıyoruz her ay. Ne durumdayız diye toplantılarımızı yaptık Perşembe günü. İşte bir gün sonra da depremi yaşadık zaten. Dolayısıyla baktığımızda alınacak yol çok. Çünkü açıkçası iyi bir geçmişimiz yok deprem adına İstanbul'da. Şu anda tahmini olarak 50 bine yakın binanın ne yazık ki depreme dayanıksız olduğu konusunda tespitler var. 50 bin bina, daire demiyorum bakın bina. Dolayısıyla büyük bir bütçe, büyük bir süreç yönetimi. O bakımdan net söyleyelim. Yani burada hemen başka yere çekecekleri için tekrar söyleyelim. İstanbul'un depremden başka gündemi yok. Ankara'da, Büyükşehir Belediyesi'de, diğerleri de, diğer ilçe belediyeleri de gece gündüz oturup kalkıp biz deprem için bugün ne yaptık diyebilmeliyiz. O bakımdan tekrar tabii bu konuda çalışmalarımız zaten yoğun. Tekrar bu çağrıları yapacağız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gönül olsun. Hiçbir arkadaşımı kenarda bırakma. Gel. Herkes çıkıyor. Biraz geride ama herkesi çekiyor musun? Tamam. Bir sefer ben çekeyim ya.